Özcan Bizati tekrar hattımızda, sorularımızla birlikte tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Merhabalar Elif Hocam, Hanım. Koptu. Merhabalar, şimdi daha temiz bir görüntü var. Öyle mi? Şimdi ya, daha temiz geldi. Burada bazen görüntüde problem yaşıyoruz. İnternette problem yaşıyoruz. Ondan kaynaklanıyor olabilir. İzleyenlerimiz kusura bakmasınlar bunun için. Kesilse de yayınımıza devam edeceğiz. Problem yok. Hocam, bir devre arasında ne yaptın sen futbolculara? İlk yarıda gazı kaçmış kola gibilerdi. İkinci yarıda kapağı açılmamış kolaya döndüler. Açar açmaz patladılar. Bülent Hocam, şimdi belirli bir süreçte maç kazanamayan bir takımımız vardı. Bu herkes etkilemişti işin gerçeği. Burada bizim personelimiz dahil. Şu anda galiba bağlantımız tekrar bir donma yaşandı ama devam ediyor. O tedirginliği üzerimizden atmamız gerekiyordu. Bunun için de bir oyuncularımızla konuştuk. Bir gol atmamız gerekiyordu. Yani yemeden atmak çok daha mantıklıydı. Çok daha işimizi kolaylaştıracaktı. Ama biz yedikten sonra attık. Demek ki yedikten sonra da gol atabilmek takımları dönüşü için çok önemli, biliyorsun. Sen de birçok şey yaşadın. Takım olmak için yedikten sonra gol atmak takımları takım yapar. Takım olma birlikte hareket etme duygusunu artırır. Güven kazandırır. Bizim için oradaki gol bu dönüşümüz için iyi bir şans oldu. İyi şey yakaladık. Ama devre arasında yaptığımız mutlaka çok ciddi konuşmalarımız oldu. Fenerbahçe'nin bize yapabileceklerini ve yaptıklarını konuştuk. Denedikleri şeyler vardı. Ha, bunları maçtan önce de konuşmuştuk. Ama canlı olarak görüldüğünde iş bizim için biraz daha kolaylaştı. Bunu tekrar söyleyeyim. Bu bir süreçti. Biz Perşembe gün başladık Fenerbahçe maçını oynamaya. 90 dakikayla birlikte de sadece oyuncularımız oynamaya başladı. Biz de kenardan destek olmaya başladık. İyi analiz ettik. Yani analiz etmekten kastım şu: ekip olarak iyi çalıştık. Burada personelimiz iyi destek oldu. Yüzleri gülmeye başladı. Sağlık ekibimizin hepsinin, aşçımızın, garsonumuzun hepsinin. Ve iyi bir sonuç aldık. İyi de devam etmek istiyoruz Bülent Hocam. İyi şeyler yapacağız inşallah. Bir soru sorabilir miyim abi? Maçla ilgili? Şimdi maçtan önceki açıklamalarınızda dediniz ki ortak bir dili kullanarak takım oluşturmaya çalıştık dediniz. Ben de bunu sahada maçı anlatırken birebir görmüş oldum. Fenerbahçe'ye karşı farklı bir oyun oynadınız. Peki bu oyununuz mu devam edecek? Yani bu Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun muydu? Yoksa diğer takımlara karşı da B ve C planı olacak mı Gençler Birliği'nin? Çünkü biz Gençler Birliği'nde 30. haftaya gelirken takımda çok fazla B ve C planı görmemiştik. Haliyle diğer takımlara karşı planınız nasıl olur? Ya şöyle, her takıma karşı planların hazırlanması gerekiyor. Biz hafta başından itibaren Fenerbahçe işte ilk günümüzden itibaren nasıl oynamamız gerektiğini, eksiklerine göre oynamamız gerektiğini biliyorduk. Onu kendi oyunumuza, kendi kuvvetli olduğumuz kısma çektik. Bunu da şöyle basitçe söyleyeyim. Fenerbahçe ortadan geldiğinde sıkıntı yaşayan bir takımdı. Önde karşılasak problem olacaktı bizim için. O yüzden biz ikinci bölgede, hatta biraz daha geride karşılayıp kendi forvet oyuncularımızın hızını kullanabileceğimiz bir avantajı elde etmemiz gerekiyordu. Onları sağa sola yönlendirdiğimizde, yani kenarlara yönlendirdiğimizde sıkıntı yaşayan bir oyuncu grubu vardı. Ve onları oraya yönlendirdik. Yani kendi alanımıza, kendi savaş alanımıza çektik onları. Oradan çekip çıkacağımız toplarla da pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Onun üzerine birçok çalışma yaptık. Yani yaptığımız iki ciddi antrenman ve bir ter antrenmanı vardı. Bu iki çalışma ve toplantılarımız üzerinde 4 toplantı yaptık o 3 günün içinde. O toplantılarda da çok iyi dinledi arkadaşlar. Antrenmanda da uygulamalarını çok iyi yaptılar. Hakikaten kendileri de istiyordu zaten. Onların bize olumlu cevap vermesi çok önemliydi. Bunu yaptık, bunu başardık. Mutlaka başka takımlara karşı yani bir planımız olacak, değişik planımız olacak. Biz hep bu oyunu oynamayacağız. Ama şunun sözünü verebilirim ben. Biz hep bu mücadeleyi yapacağız. Yani savaşan, elindekini bırakmayan, tuttuğunu koparan bir takım. Yani Baykuş'tan korkusu olmayan şahinler sürdü. Benim için Gençler Birliği o demek. Yani... Hocam, şimdi bunu sizin özelinize söylemiyorum ama Türk futbolunda da taraftarlar açısından da şöyle bir bakış her zaman olur. Şimdi ligin sonuna demir atmış bir takım genelde kariyerli, daha önce de Süper Lig'de tecrübesi olan birçok takımı kurtarmış bir teknik direktörü göreve getirmeyi ister. O olmadığı zaman, özellikle antrenör olarak değil de Süper Lig'de bir teknik direktörlük ilk tecrübesini yaşayacak hoca geldiği zaman da ya, sanki takım havluya attı. Bundan sonra bir şey beklememek lazım. Gelecek senenin planlamasını yapıyorlar. Tasarrufa gittiler diye algılanır. Şimdi Özcan Bizat üzerinde
böyle bir bakış vardı ama Fenerbahçe maçı aslında bakarsak bu algıyı kırdı. Darma duman etti, hatta kırdı demeyeyim, darma duman etti. Bu sizde bir sorun yaratmadı mı? Yani şimdi futbolcular da taraftar gibi düşünür mutlaka. Onların da ilk hissettikleri o olur. Siz nasıl aşabildiniz hocam bunu? Şimdi Bülent hocam, ben önce beni tanımayan arkadaşlar için, şimdi yeni genç nesil bizi çok tanımaz. Biz biraz kulübü çok 20 yıl önce bu kulüpte çalıştık. Kulübün evet. En başarılı dönemlerinde çalıştık. Sen benim karakterimi bilirsin. Çok iyi biliyorum hocam. Yapımı bilirsin. Bilimden ne kadar yararlandığımı bilirsin. Futbol Federasyonu'nun eğitimci kadrosunda, antrenör eğitmenlerinde, işte UEFA'nın eğitimci kadrosunda yer aldığımı bilirsin. İşte İngiltere'deki birçok organizasyonda İngiltere FA ile birlikte geleceğin futbol ile ilgili yönlendirmeler yaptığımı biliyorsundur diye düşünüyorum. Ben çok deneyimli bir insanım. Kültürel olarak çok deneyimliyim. Birçok hocanın yanında çalıştım. A milli takımımızda dahil olmak üzere. İşte Ersun Yanal hocamla çalıştım, Şenol Güneş hocamla çalıştım. Samet hocamla çalıştım. Yani birçok hocamız var çalıştığımız, böyle ismi popüler olarak bilinen. Mesut hocamla çalıştım. Hikmet Karaman hocamla çalıştım. Deneyimi fazla olan bir antrenörüm ben. Ben hani belirli şartlardan dolayı tek adamlığı sadece bir alt ligde yakaladım. O da imkansızlıklar dahilinde yakalamıştım. Bu senaryoyu çok yaşamıştım, işin gerçeği. Ama yapımız gereği savaşan, elindekini bırakmayan bir karakterimiz var. Biz takıma da zaten bunu yansıtacağız. Takımımız bunu yapsın. Bizim takımımız ligde bu şekilde kalacak zaten. Kalması da gerekiyor. Şimdi oyuncular konusuna gelince, oyuncular nasıl inandı buna diye gelince, zaten oyuncular sizi antrenmandaki bir davranışınızdan, samimiyetinizden, yaptırdığınız antrenmandan çözüyor. Futbolcular zeki insanlar. Ne kadar kariyerli olursanız olun, bu kariyer eğer yanlış bir kariyerse, teknik direktör 30 tane takım düşürmüş ligde, kariyer. Öyle bir kariyer olamaz. Yani. Biz kariyere yanlış olarak bakıyoruz. Kariyer, bilgi, donanım şeklinde bakılması gerekir. Ligde 30 yıl çalışmış, 30 takım düşürmüş bir hoca kariyerli olamaz. Evet. Kötü kariyer. Biz savaşmaya, her şeyi düzgün yapmaya geldik. Oyuncularımız bizim ilk ısınmamızda, antrenmanımızda, ilk organizasyonumuzda değişti. Yüzlerine bakışımızda, gülüşümüzde değişti ve bu devam edecek. Ve oyuncularımız çok iyi tepki verdi, devam edecek. Yani kimse bizim işi bıraktığımızı düşünmesin. Zaten öyle bir beklenti yoktu ama tanımamaktan kaynaklıydı. Ben sizi gerçekten Tabii. çok tanıyorum hocam. Hatta evet. şey olarak söyleyebilirim, yani Gençler Birliği görev beklemiyorken dahi Gençler Birliği'ni çok yakın takip eden birisi kim deseniz Kesinlikle. İlk 5 içerisinde ben sizi zaten söylerdim. O kadar yakından Kesinlikle. Takip ettiğiniz bir kulüptü. Ya burası bizim nasıl söyleyeyim size, çok başarılar elde ettiğimiz bir kulübümüz. Yani yuvamız İlhan Bey zamanında, değerli başkanımız zamanında da çok başarılara ulaştığımız bir kulüptü. İlhan Bey de benimle çalışmak istemişti bir dönem ama nasip olmamıştı o dönemde. Ankara Gücü'nde yardımcı hocaydım o zaman, Hikmet Hocam'ın yardımcısıydım. Murat Bey'e nasip oldu. İşte Cem abinin de gelip destek olması, içeriden birçok destek olan arkadaşlarımız, abilerimiz oldu. Bize güvenenler. Biz onları da güvenlerini boşa çıkartmayacağız. Bunu zaten antrenmanlarla da göstermeye başladık. Takımın bize, bizim onlara güvenimiz tam olarak devam edeceğiz inşallah. Hocam çok zorlu bir fikstür var önümüzde. Şimdi Kasımpaşa maçı geliyor. Ardından milli maç arası. Ondan sonra seri olarak hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu maç yoğunluğumuz var. Evet. Bu takımı da bir sakatlık problemi var. Sakatlanan geri düzelmiyor. İyileşmiyor. Şu milli maç arası gelsin de şu futbolcuların bir kısmı düzelsin diye bekliyoruz. Bir taraftan evet. ayağı özürlü futbolcularımız var. Ceza alanı içerisinden karenin içerisine sokmayı beceremeyen bir futbolcu grubumuz ve sakat stankumuz var. Evet. Yani dönsün diye artık dualar ettiğimiz, en azından iyi bir stankuyla neler yaşayabileceğimizi tahmin ediyoruz. Tempoya giren bir Ayita var. Tempoya giren bir Lima var geldiğinden beri ama hep işte bir gol noktasına da sorun yaşıyoruz. Bu hafta Ayita'nın attığı muhteşem kafaya geçiyorum ama keyifli gol göremiyoruz neredeyse. Evet. Saçımızı başımızı yoruyoruz. Daha kağıt kalmadım ama o da yakındır. Şimdi sizin kafanızdaki planladığınız Gençler Birliği'nde sistem nasıl ilerleyecek? İşte Kasımpaşa maçı bir nokta, milli maç arası bir nokta. Ondan sonra seri maç trafiği var. Ve kondisyonu en iyi bilen belki de Türkiye'deki antrenörlerden bir tanesisiniz. Takımın kondisyonunun durumu nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz?
Ya şöyle biliyorsunuz antrenman konusunda uygulama konusunda ben iddialıyımdır yani. Her ne olsa olsun taktik asal antrenmanları da çok iyi uygulayan birisi olarak. Bu takım her maçı %100 oynayacak. Buna emin olun. Kapasitesini sonuna kadar kullanacak. Benim şu anda bu 13 maçlık, 12 maçlık süreçte beklentim o şekilde. Ve takımı o şekilde hazırlayacağız. Şey bizim için avantaj olacak. Kasımpaşa sonrası milli takım arası avantaj olacak. Ben sakatların dönmesinden çok bu takımı %10 daha yükseltmeyi düşünüyorum o arada ki onu çok kolay bir sürede, 10 günlük süreçte çok rahatlıkla başarabileceğim bir şey benim için. Kolay bir şey yani işin gerçeği. Hem taktiksel anlamda, taktiksel anlamda en az %25, %30 yapacağız. Çünkü yapısal bozukluklar var. Sezon başından beri oturmamış olan yapısal bozukluklar, anlayışlar var. Onları düzeltmek gerekiyor. Bu çok hoca değişikliğinden de kaynaklanmış olabilir. Oyunculardan her hoca farklı görüş, şeyler, davranışlar istemiş olabilir. Biz kendi istediğimizi o süreçte oturtacağız. Yani fiziksel kondisyondan çok mental kondisyon üzerinde duracağız. Ve taktiksel dayanıklılığımızı artırırsak biz bu ligde kalacağız. Yani ben sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum işin gerçeği. Ya hocam o 2002'lerde 2003'lerde bir duran top kazanıldığı zaman topun başına Ali Tandoğan geçince, bir Skoko geçince biz şöyle Evet. arkaya yaslanırdık, o topun kaleye gideceğini bilirdik. Şimdi Gençler Birliği'nin Doğru. duran top kullanma konusunda da bir özrü var. Siz onunla ilgili de bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bu takımın bu duran Ya toplarını kimin kullandığını ben daha çözemedim. şöyle şimdi duran toplar üzerine zaten şey gün bir çalışma yaptık hemen basitçe ama fırsatı gelmedi kullanamadık. Ter antrenmanında bile iki çalışma yaptık. Her zaman çok iyi ayakla atışlar kullanmak gerekmiyor yani. Ali Tandoğan gibi bir ayağınızın olması gerekmiyor. Bazen de bu duran toplarda organizasyonlar yapabilmek gerekiyor. Bu organizasyonların üzerinde de durmak gerekiyor. Bu tür frikikler de atılabilir. Tabii ki ayağı iyi olan oyuncularımız çalışarak bu atışları yapacaklar ama bunlar sezon başından itibaren gelerek yapılması gerekir. Şu anda yapılacak çalışmalar çok fazla etkilemeyecek ama yapılmayacak değil. Yapabildiğimiz o konuda yapacağız. Mutlaka duran toplardan da gol bulacağız. Atmamız gerekiyor zaten. Duran toplar önemli. Ama duran toplarda özellikle defansif duran toplarda taktiksel disiplinimiz çok iyi olmak zorunda ki gol yemeyelim. Biz mesela bu maçta taktiksel o kadar konuşmamıza rağmen ama sadece konuştuk. Arkadaşlara uygulatmadık. Sadece hatırlattık birebir iyi oynayın diye. Bir gol yedik. Onu takım olarak yedik. Ama çalışmadığımız için hiç kimseye bir şey deme şansımız yok. Onları da düzelteceğiz. Duran toplarla ilgili de takımımız çok daha iyi duruma gelecek. Sizin çözemeyeceğinizi düşündüğümüz sorun var ama hocam. Bireysel hatalar. Buyurun. Bu takımın en büyük sorunlarından bir tanesi de futbolcuların yaptığı bireysel hatalardan yenilen goller. Ve golleri yedikten sonra Fenerbahçe maçında bir tepki gösterdi Gençler Birliği. Maçı Evet. kazandı ama misal ya, o kadar fazla bireysel hatayla maç kaybetti ki bu takım. Düşündükçe ya bir belki 15 puan üzerine koyabilirsiniz bu bireysel hatalardan kaybedilen. Bunda nasıl bir çözüm olabilir? Ne yapılabilir? Yani bu süreç Bülent size Hocam. yeterli gelecek mi en azından o bireysel hataları minimuma indirmek için? Bülent Hocam, bireysel hatalar genelde takım birlikteliği olmadığı zaman, birkaç kişiye karşı yalnız mücadele edip yorulduğunuz zaman ortaya çıkar. Eğer siz ortak bir takım davranışı, daralmaları, kaymaları güzel yaptığınızda yaptığınız her hata pozitife döner. Yani bir hatalı bir davranış yapın, bütün o sahada olan 11 kişi o davranışı göstersin, o pozitife döner. Buna emin olun. Şu anda bizim takımımız maçın son dakikalarında veyahut da son 10-15 dakikasında değişiklikleri yaptık, bitti biliyorsun. Ve kulübedeki arkadaşlarımızın davranışlarını görenler bu takımın bu tür hataları artık yapmayacağını veyahut da minimuma indireceğini otomatik olarak görür zaten. Bunun için çok özel bir çalışma yapmaya gerek yok. Bireysel hatalar ancak ortak davranışlarla çözülür. Ben o yüzden ortak takım dili ve ortak takım davranışından bahsediyorum. Bir oyuncumuz hata mı yaptı? Orta saha oyuncumuz. Öbürü kapatacak. Öbürü stoper hata mı yaptı? Kalecimiz kapatacak. Bekimiz gelecek. Bir şekilde bunlar kapatacak. Ama bu ortak takım diliyle, ortak davranışla çözülecek şeyler. Bu arada bir soru sorabilir miyim? Biz genel olarak maçları anlattığımızda oyuna dahil olan genç futbolcular, Gençler Birliği'nde hep aldığı süreler sıkıntılıydı. Ya 88. dakikada ya da 90 artı 2'de giren oyuncular olarak biz onları oyunda izlemiş olduk. Hayli genç oyunculara da fırsat vermeyi düşünüyor musunuz? Siz takıma geldiğinizde onların performansında ne gibi eksiklikler gördünüz? Çünkü biz sahada oynadıkları maçların süresi kısıtlı olduğu için çok fazla bir şey göremedik. Siz ilk geldiğinizde takımda onlar adına neleri izlenimde bulundunuz?
Ya şimdi arkadaşlardan aldığımız dönütler, hepsiyle birebir konuşuyoruz yani. Bizim ekibimiz de hepsiyle birebir konuşuyor. Yani bir Gençler Birliği kimliği çok oluşmamış arkadaşlarımızda. O kimliği bir oluşturmak gerekiyor. O kimliğin ne olduğunu tespit edip tekrar eskiye döndürmek gerekiyor. Yani bu kimlik en azından en kötü şu olmalı. Savaşan, mücadele eden elindekini bırakmayan. Bunu her zaman söyleyeceğim. Gençler Birliği benim için böyleydi. Şimdi o arkadaşlar belirli şeyler söylenmemiş daha öncelerinde. Yani nasıl oynayacakları görev verilmemiş, görevini bilmeyen oyuncular doğaçlama oynamışlar çoğu. Antrenmanları doğaçlama yapmışlar, maçı doğaçlama oynamışlar. Bize daha önce böyle şeyler söylenmedi diyor arkadaşlar. Böyle görüşler var. Biz onları minimuma indireceğiz. Oyuncu değişikliklerine gelince ben kendi oyuncularımıza da söyledim. Onlar da bunu aynen uyguladılar. Dedim ki hiçbir kimseyi kötü olduğu için değiştirmeyeceğim. Bana yoruldum diyeceksiniz o zaman çıkaracağım dedim. Bizim bu maçtaki 3 oyuncu değişikliğimiz de bana işaret etti. Kandias olsun, Murat olsun, Ayita olsun değiştir diye işaret ettiler. Bu çok büyük bir mutluluk. Oyuncularımız sonuna kadar enerjilerini kullandılar ve çıkmak için bize işaret ettiler. Yani son durumda olursun da vakit geçirmek için oyuncu değiştirirsin. Ama biz vakit değiştirmek için değil, oynadığımız oyun kurgusunu korumak için veyahut da bir üste taşımak için oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. Burada genç oyuncular burada süre alması gerekiyor. Yalnız süre almak için de hazır olmak gerekiyor. Yani şansa hazır olmak gerekiyor. Yoksa hazır olmadan bir şans verilir, kötü olursunuz, bir daha o formayı alamazsınız. O şansa hazır olacaksınız. Topun direkten dönmesi için hem defansif hem ofansif mücadele etmeniz gerekiyor. O şansı yakalamanız için zorlamanız gerekiyor. Herkes zorlayacak. Ondan sonra şans bizimle olacak. İşte altyapıdan çıkan çocukları da doğru zamanda değerlendirmeyince de mahvedileceğinin birçok örneklerini yaşadık. Gençler Birliği'nde en çok yaşadık. Doğru zamanda Tabii. hazırken A takıma dahil oldukları zaman bir Mert oluyorlar, bir Berat oluyorlar, bir Arda oluyorlar. Ama zamansız geldikleri zaman da Hacettepe'ye geri gönderildiklerinde çocukları Tabii. kaybediyoruz. Onun için biraz da insan sanatı kritik bir görevdesiniz hocam. O çocukları kazanmak, gençlerin Kesinlikle. geleceğini kazanmak. Kesinlikle. O kadar değerli oyuncularımız var ki mesela işte bu maçta oynattığımız Türk oyuncular ve kendi altyapımızdan gelen oyuncular Arda olsun, Soner olsun, işte oynatmadığımız oyuncular var. İlker olsun, Ömürcan olsun, Gökhan olsun, Seyidimiz var daha altyapıdan gelen, Mustafa Seyhan var, Rahmi var. Bu oyuncular değerli oyuncular olacak. Gençler Birliği'ne para kazandıracak oyuncular olacak. Ancak önümüz öyle açılacak. Yani bu oyuncular bu kulüpte oynamak zorunda. Zorunda ama oynatılmak zorunda değil. Bakın oynamak zorunda bu oyuncular. Oynamak için her şeylerini verecek. Bir hoca tarafından oynatılmak farklıdır. Orada Evet. oynamak farklıdır. Kötü olursa hoca tarafından oynatıldın, kötü oldu, kaybolur gidersin. Ne dedin? Hacettepe'ye dön dedin. Hacettepe'ye dönmek yerine yani bir alttaki bu Hacettepe olmayabilir, bir başka takım olabilir. Başka takıma dönmek yerine burada kalıp savaşmak gerekiyor. Onlar da hazır olduklarında bu oyunu oynaması gerekiyor. Şimdi Stanko sorum arada kaynadı hocam. Ben ilk önce de şu milli maç arasında oyuncuların performansını yükselteceğim diyoruz da bir taraftan da gözümüz Evet. Stanko'da. Stanko ile CEO'da. Onların durumu ne? Evet. Onlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Ya Stanko önümüzdeki Kasımpaşa maçından sonra kadroya katılacak. Diego'da bir problemimiz var. Diego yarın itibariyle bize başlıyor. CEO'da kısmi olarak yarın işte antrenmanlara girecek, çıkacak. Belirli yerlerinde bizimle olacak. Belirli yerlerinde çıkacak. Giremeyeceği pozisyonlar var. Ama Stanko ve diğer arkadaş Zargo şeyde katılacak. Kasımpaşa maçından sonraki kısımda katılacak. Milli takım arasında katılacak. Onlar da ondan sonraki Alanya maçına hazır olacaklardır. Stanku ile bir oturup konuştunuz mu hocam geldikten sonra? Yani sen bir Hepsinde yıldızsın. konuştuk. Biliyorum Stanko'yu çok iyi tanıyorum. Çok da seviyorum. Yani bütün oyuncularımız bizim işin gerçeği. Stanko'yla çalıştığımız bir oyuncu bizim daha önceden. Karakteri de düzgün bir insan ama hep yanlış algılanan bir insandır. Biraz kendi içine kapanıktır ama onu herkes ne kadar soğuk bir insan diye görür. Değildir aslında. Güldüğünde sana gülerek cevap verebilen bir insandır. Ama onların da şunu bilmesi gerekiyor. Artık oynayacaklar diye bir şey yok. Oynayan takımdan iyi performans vermek zorundalar. Yani bu takıma girmek istiyorlarsa önce o takımda oynayan oyunculardan daha iyi performans vermek zorundalar. Dışarıda kalan oyuncular. Hemen oynayacaklar diye bir şey yok. Ama işte onun da varlığı, yeteneğini biliyoruz diyor hocam.
O girdiği zaman bir şeyleri değiştirecek hissine kapılıyoruz. Hazır olsun, şöyle, dönsün. Nazlı'dan dolayı sanki Stanku yok gibi bir hisse kapılıyoruz. Yani normalde evet, çıksa oynar Stanku da. Biraz yani şey yapıyor, naza çekiyor kendisini. Biraz ağırdan alıyor sanki gibi hissediyoruz. Üzüldüğümüz nokta orası. Çünkü biz Stanku'nun varlığı takıma belki bir 7-8 gol fazla kazandırsaydı bambaşka şeyleri koşurduk. Şimdi Liman'ın kaçırdığını orada Stanku olsaydı içeri atardı rahatlığındayız. Biliyoruz, atardı da Stanku. Ama şöyle, şimdi oyuncu karşılaştırması şeklinde yapmayalım onu. Ben Lima ile ilgili de çok özel şeyler söylemek istiyorum. Onu sonra söyleyeceğim. Stanku veyahut da herhangi bir oyuncumuz 90 dakika oynamak zorunda değil. 5 dakikada evet, yapacağı şey her şeyi değiştirir. Stanku bize 5 dakikada oynayacak. Zargo bize 35-40 dakika, 50 dakika, 90 dakikada. Stanku da 90 dakika oynayabilecek. Ama 5 dakikalık kısa sürede sonradan girmesi bile bizim için oyunun sonucunu değiştirecek. Puan veya puanlar getirecek. O yüzden oynamak şu olmamalı. İlk 11 diye bir kavram yok. O an için oynayanlar ve oyuna katkı yapacak oyunlar. Yani sonuçta 5 dakika sonra girdiğinde oyunu değiştirecek oyuncunun da var. Bazen oyun takımı yorarsın, sonradan koyduğun oyuncu taktiksel olarak değiştirirsin. Rakibi yorduğunda hızlı bir oyuncuyu koyursun, rakip ona cevap veremez ve sonuç alırsın. Böyle taktiksel davranışlarımız olacak. Takım olarak, teknik ekip olarak. Bunların sonucunu almak önemli. Ki oyuncularımız da bunu biliyor. Zaten hepsini o şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Hepsinden de verim alacağız Bülent Hocam. Yani sakatımızla, oynayanımızla, oynamayanımızla hepsinden verim alacağız. Ha, bu arada yardımcılarınızı sormak istiyorum. Bir tarafta Ümit Bozkurt varken bir tarafta da Recep Öztürk var. Eski Gençler Birliği futbolcuları haliyle getirirken yardımcı olarak yanınızda neden düşündünüz bu yardımcıları? Neler etki oldu bu durumda? Ya şöyle, buranın kültürünü bilen oyuncular önemliydi. Yani Gençler Birliği taraftarı demeyeyim, oyuncusu olması ve burada eski bazı şeyleri yaşamış oyuncular önemliydi. Bunlar kaliteleri belli insanlardı. Belirli seviyelerde futbol oynamış insanlardı. Ve çalışkan, temiz, herhangi bir problem çıkarmayacak, bu kulüp için canını verebilecek insanlar. Artı bilgili insanlar. Yani sadece canını vermek yetmiyor bu konuda. Bilgili ve iş üretebilecek olan insanlar. Emin olun şu anda bizim antrenmanımız saat 4'te bitti. Şu anda şey odasında, bizim değerlendirme, teknik değerlendirme yaptığımız odada İki maçın değerlendirmesini yapıyorlar. Hem kendi maçımızı hem de önümüzdeki oynayacak olduğumuz Kasımpaşa maçının değerlendirmesini yapıyorlar. Ki yarın oyuncularımızla paylaşıp Kasımpaşa'yı nasıl oynayacağımızı antrenmanlarda gösterelim. Antrenmanları ona göre yapalım diye çalışmalarını yapıyorlar. Benim için çok değerli insanlar. Bu kulüp için çok değerli insanlar. Herkes tarafından sevilen insanlar. Takım birlikteliğini oluşturabilecek, ortak takım dilini oluşturabilecek insanlar. Böyle bir teknik ekibimiz var. Kulübümüz de şanslı, biz de şanslıyız. Oyuncu arkadaşlarımız da şanslı. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Savunmada Arda'nın yanında Mustafa Akbaş'ı oynattınız. Sonuçta Mustafa Akbaş da Yeni Malatyaspor'da lisansı ilk devrede çıkmamıştı. Ardından Gençler Birliği'ne de zaten sezon arasında geldi. Sadece tek maça çıktı 45 dakikada. O da eski takımı Yeni Malatyaspor maçıydı. Siz de Mustafa'yı değerlendirdiniz Arda'nın yanında. Mustafa'da neleri görerek birden değerlendirme fırsatı yakaladınız? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü maçtan önce yayınımızda konuşurken tek kafamızda soru işareti olan bölge Mustafa'ydı performans açısından. Evet. Ya şöyle, Mustafa'dan önce orada farklı oyuncular, orta saha oyuncular da oynamış. Bizim için mevkisinin oyuncusu her şeyden önemliydi. Mustafa da antrenmanlarda öncelikle gerekli karakteri ve hırsı gösterdi bize. Yani ben burada oynarım şeyini bize rahatlıkla gösterdi. Deneyimli bir oyuncuydu da. Sadece yorulabilirdi ama o gün sahada ölebilirdi. Buna da emin olun. Ölecek kadar mücadele de etti çocuk. Sonuna kadar devam etti ve dik durdu. Yani o karakteri koyacaktı. Çoğu kişide beklenti Mustafa oyundan çıkar mıydı? Belki sosyal medyada şeyden izleyen arkadaşlar da, seyircilerimizde de böyleydi. Ama o karakteri koyacaklarını gördüler. Yani gösterdiler. Ben dedim ki şimdi Mustafa ilk pozisyonda yattı. Birçok kişi dedi ki Mustafa çıkar mı dedi diye düşünüyordu orada. Çıkmayacağını ben çok iyi biliyordum. Hocam yani yayında biz de dahil demiştik, acaba yine bir sakatlık mı söz konusu oldu? Mustafa çıkarsa yerine kim girecek soru işareti bile olmuştu kafamızda. Yani kim gireceğini düşünmeyin, orada genç oyuncumuz vardı, Metehan girecekti. Bunu da yanıtını almış olduk. İlerleyen dönemlerde yani belki farklı isimleri de görüyor olacağız takımda. Göreceğiz, mutlaka göreceğiz. Ki oyuncularımız, o genç oyuncularımız da orada oynayabilecek durumdalar.
Onları gösterecekler. Yani o seviyeye gelecekler. Yani şu milli takım arası inanılmaz bir şekilde bu oyuncularda fark yaratacak. Yani taktiksel anlamda oyunu oturtma anlamında %25-%30'umuz kesin. Valla hocam sizden önce neler yaşadığını kulübün bu programlarda her hafta konuştuk. Ben onları zaten sizin nezdinizde, siz varken de konuşmayı çok doğru da bulmuyorum. Ama bir sezon sonu hedefi artık bu takım ligde kalmazı diyebilir miyiz? Ligde kalacak diyebilir miyiz? Çünkü Fenerbahçe maçından önce ben de artık umudu kesmiştim, yalan yok. Ki ne kadar canım acıdığını siz de tahmin edersiniz. Fenerbahçe maçında da ama izleyeyim diye açtım. Ama ikinci yarıdan sonra bir dikilerek maçı izledim. Bundan sonra o maçları öyle dikilerek heyecanlı mı izleyeceğiz? Ne bekleyecek aynen gençler bilin taraftarını? Bülent hocam, bir kere bizim takımımız hiçbir kimseye teslim olmayacak. Teslim olan bir futbol oynamayacak. Buna emin olun. Bütün taraftarımız da emin olsun. Bizim ciddi bir takımımız olacak. Sağlam mücadele edecek. Bir arkadaşım ağlarsa diğeri de ağlayacak. Yani birbirlerine küsme, darılma yok. Bahane üretmeyeceğiz. Onun yerine sevmek, sarılmak için işlemler yapacağız. Nasıl söyleyeyim size? Matematiksel olarak bir şeyimiz varsa, imkanımız varsa bu neden olmaz? Matematiksel olarak düşmedikten sonra bu takım ligden düşmeyecek. Şu anda da matematiksel olarak bir sıkıntımız yok. Ha, diğer takımlar aradaki puan farkını biz kapatacak şekilde başarılı geldik. Onlar bizden daha başarılı olur. Bu puanı kapatmazlarsa yapacak bir şey. Yani biz şu anda ligin en altındaki takımız. En altındaki takımız. Ama oynayacağımız oyunla ligin en altındaki takım değiliz. Belki üçüncü, dördüncü takım olacağız. İnşallah hocam. Yani o direnci göstermek daha önemli. Yani artık bizden olmuyor deyip işi vazgeçmek de var. O mücadeleyi ligin sonuna kadar taşımak da var. İnşallah ligin sonuna taşıdığımızda başarıya da ulaşmış bir Gençler Birliği görürüz. Çünkü gerçekten hak etmeyen bir camia Gençler Birliği camiası. Kesinlikle. Ligin oralarını dolmayı. Bülent hocam şöyle söyleyeyim. Yani çok fazla bahsetmiyorum ama sen benim karakterimi biliyorsun. O anlamda söyleyeyim sana. Bu takım sonuna kadar savaşacak. Sosyal medyada veyahut da seyircimiz şu anda maça gelemiyor. Her türlü desteğe ihtiyacımız var. El birliğiyle düştük. Bakın ne takım ne kulüp. Burası camia olarak el birliğiyle bu duruma düştü. Sadece oynayan oyuncular değil. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız olsun, destekleyenler olsun, basınımız olsun. Hep birlikte bu duruma, hep birlikte kalkmamız gerekiyor. El ele tutmamız gerekiyor. Sizlerin desteği gerekiyor. Kulübe küsmüş olan kişilerin küsmemesi gerekiyor. Yani küstük. İnsan şöyle söyleyeyim. Kulüp sevgiliniz ya. Kim ne derse desin. İnsan sevgilisine küser mi? Seyircilerimize sorsak canımız ciğerimiz sevgilimizdir. İnsan sevgilisine küser mi? Kız erkek hiç fark etmez. Yok hocam zaten öyle bir şey yok. Sadece yani, yönetimsel konulardan dolayı yok, kırgınlıkları, sistemleri var ama o takımı bağlayan bir şey değil. Sizin başarılı olmanızı, takımın başarılı olmasını, ligde kalmasını hepsi gerçekten çok istiyorlar. İnşallah da bu birlik beraberlik, o sinerji. Ben Cem hocamın gelmesini de çok kıymetli görüyorum onun için. Cem hoca da tecrübeli. En azından aynen takımdaki atmosferi nasıl değiştireceğini bilen, seçimleri yapacak, evet, risk almayı bilen birisi. Şimdi açık evet söyleyeyim. Belki taraftar arkadaşlarımız bunu algılayamayabilirler ama sorumluluk almayan bir sportif direktör, işte kariyeri Süper Lig'de çok maç tecrübesi olan bir teknik direktör tercih ederken, sorumluluk, risk almayı yapabilen bir sportif direktör de Özcan bizatihi kulübün başına getirip oradan bir başarı çıkarabilir. Bence hocanın ondan dolayı çok kıymetli düşünüyorum yaptığını ve sonucunu da ilk maçta Fenerbahçe maçındaki sahaya koyduğu futbolla gösterdi. Onun için de tekrar sizin aracınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür iletirim Cem abiye. Bülent çok hocam teşekkür ediyoruz o zaman hocam. Şu Kasımpaşa maçından sonra milli maç arasında daha uzun, daha detaylı, daha keyifli, daha en azından o değerli yorumları beraber paylaşırız. Aynen aynen. Bülent hocam daha önce ulusal medyada paylaştım. Biz maç kaybedeceğiz, maç alacağız ama dik duracağız. İyi oyun oynayacağız. Buraya Gençler Birliği ruhunu yansıtacağız. Sahada teslim olmayan bir takımımız olacak. Bizi herkes sosyal medyada, takımımızı da bizi değil, Gençler Birliği'nin sosyal medyada desteklesinler. Çok daha iyi şeyler yapacak takımımız inşallah.
Ha, Kasımpaşa maçı inşallah çok önemli bir maç. Final gibi bir maç. Her maç bundan sonra öyle ama Kasımpaşa maçı Evet. milli maç öncesi tam bir moral verecek maç. Fenerbahçe maçını Aynen. taçlandıracak bir maç. İnşallah oradan da 3 puanı alırsak keyfimize diyecek yok derim hocam. Kesinlikle. Diğer takımların da sonuçlarını bekleyip de hareket etmek de gerekiyor. O durumlara göre de hareket etmek gerekiyor. Ne kadar risk almak gerekiyor, ne kadar almamak gerekiyor. Bizim tabii takımımızın bulunduğumuz konum itibariyle belki biraz daha fazla risk alacağız. Ama kontrollü ve bilinçli gitmek gerekiyor ki onu da yapacağız bence. Çok teşekkür ederim yayınınız Hocam için. bir Lima ile ilgili bir Lima. şey söyleyecektin, onu atlama. Ha, pardon. Şimdi Brezilya'dan, yurt dışından gelmiş yabancı oyuncularımızdan bir tanesi gerçekten maç içinde savaştı. Bizim için onun gol atması kadar yapacağı şeyler de vardı. Davranışlar da vardı. Ondan bir beklentimiz vardı. Onun için çok fazla biraz daha geriye geldi. Defansif anlamda orta sahaya destek olayım diye. Biz Murat'ı geriye çektiğimizde Lima orada tek kaldı. Karşılamada da tek kaldı. Bazen çıkışlarda yoruldu. Tekniği bozuldu. İşin gerçeği. Ama defansif anlamda bize yaptığı katkı Fenerbahçe takımını bozma adına çok önemliydi. Orta sahada kalabalık olmamızı sağladı. Belki zaten biz şeyi biliyorduk. İki stoperin çok fazla işi üretemeyeceğini biliyorduk Fenerbahçe takımının. O yüzden Lima'nın bize katkısı belki gol olarak dönmedi. Ama Fenerbahçe takımını bozup galip gelmemizi sağladı. Yani o oyuncumuzun gol atamaması şu an için bizim için problem değil. O da olacak. Bu da ne İşte o zaman Lima olacak? atmasa dahi Stanku dediğim işte benim orası. Onlar atamasa dahi. Lima'nın çok kıymetli iş yaptığını zaten görüyoruz sahada. Yani devre arasında yapılmış en doğru hamle Lima. Yani ama şöyle her oyuncumuzdan her davranışı mesela Stanko daha ofansif, daha skorer olabilir. Sio daha ofansif, daha hızlı olabilir. Ama Lima'da defansif olarak hakikaten taktiksel bağımlılığı üst düzeyde olan bir oyuncu. Stanko da hak ettiğinde oynayacak, bize goller atacak. Sio da hak ettiğinde oynayacak, bize goller atacak. Bunu sahada herkes sahada görecek. Bizim formamız ortada asılı. Ortada asılı mücadele eden o formayı alacak. Kimsenin sırtında forma yok. Ha inşallah mücadele etsinler. En hakkıyla o Edecekler. 11 kurulsun. Ve biz de keyifli keyifli maçları izleyelim hocam. Aynen. Keyif almaya devam Ha. edeceğim Bülent Hocam. Kesinlikle. Yok. Hocam biz ilk olarak size Kasımpaşa mücadelesine başarılar dileyelim. Umarım Fenerbahçe mücadelesine gibi keyifli bir futbol izleyicilerimize izletmiş oluruz biz de. Klasport TV ailesi olarak sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Elif Hanım. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi Sağ olun. akşamlar.